Tekrardan merhabalar. Bu eğitim videomuzdan itibaren projemizi oluşturmaya başlıyoruz. Hemen Unity Hub'a ve buradan New yeni bir tane 2018 de olabilir, 20 de olabilir, hiç fark etmez. Ben 2019'u 3 seçeceğim arkadaşlar. Seçiyorum. Projeme bir isim veriyorum. Projemin ismi sanal buton küp küre diye bir isim veriyorum arkadaşlar. Burada amacımız konuyu öğrenmek. Ve projeyi ben şimdi hemen desktop masaüstü olarak select folder seçiyorum. Sanal buton küp küre. Create diyorum. Tüm aşamaları beraber yapacağız. Sıfırdan yapıyorum. Evet. Projemin açılmasını bekliyorum. Proje 2018'den sonrası için yapıldığı için Vuforia'nın eklentilerini indirmemiz gerekiyor. Bu arada hemen dilerseniz ona gidelim. developer.vuforia.com'a gidiyorum arkadaşlar. Bu arada proje açılmış mı? Evet, proje açıldı. Çok iyi. Evet, burada Dolmans kısmını tıklıyorum. Tabii ilk önce login olmamız gerekiyor. Kendi hesabımdan login oluyorum. Hesabınız yoksa register'dan yapabiliyorduk hatırlarsanız. Ücretsiz bir şekilde. Evet, buraya geldik. İlk önce Dolmans'ı tıklayıp Vuforia'nın eklentisini Unity projeme indirmem gerekiyor. Daha sonra bu kısımları yapacağız. Bakın, en üstte olan Add Vuforia Engine to Unity Project or Upgrade to the Latest Version. Bunu tıklıyorum. I agree diyorum. Ve şu an gördüğünüz üzere Dolmans klasörüne bu indirildi. Hemen projeme gidelim. Buradan Assets, isterseniz projemde şu ayarda unutmadan yapayım. Şimdi ben bu projemi iOS için uygulama yapacağım. Android'de de mantık aynıydı. Onun için File, Build Settings'e geçip buradan ben iOS'u seçiyorum arkadaşlar. Ve şurada Add Open Scene de hemen bu Sample Scene de alalım unutmadan. iOS'u seçiyorum. Switch Platform diyerek projemin iOS'a uygun olmasını sağlıyorum. Bunu en sonunda da yapabiliriz. Fakat projenin içeriği arttıkça zorlaşıyor. Bakın şu an iOS'un üzerinde oldu. Çok iyi. Tamam. Şimdi buradan geliyorum. Assets diyorum. Import Package diyorum. Custom Package diyorum. Ve Dolmans klasörüne giderek Add Vuforia'yı, bakın şurada hemen o eklenti paketi geldi. Open diyorum. Şu şekilde bunların gelmesi sağlandı. Bunu import diyorum arkadaşlar. Eğer güncelleme varsa upgrade yapsın diyoruz. Update diyoruz. Şu an indirme işlemi devam ediyor. Bu eklenti sayesinde artık projemizde Vuforia'ya ait tüm özellikleri etkin bir şekilde kullanabileceğiz. Evet. Şöyle sağ tıkladığımda bakın Vuforia Engine'in artık geldiğini gördüm. Çok iyi. Tamam. Vuforia eklentisini indirdik. Şimdi projemize tekrar Vuforia'nın sayfasına gidip bakın buradan develop kısmına geçiyorum bu sefer. Pardon. Develop kısmında biraz önceki gördüğümüz resmi ekleyeceğim. Şimdi burada get development case diyerek bir isim veriyorum. Diyorum ki sanal buton küp küre. Bu şekilde bir isim veriyorum. Tıklıyorum. Confirm diyorum. Bakın sanal buton küp küre. Bunu tıklayarak bunun içerisindeki lisans numarasını kopyalıyorum arkadaşlar. Projeme geri dönüyorum. Buradaki main kamerayı sağ tıklayıp delete ederek Vuforia'nın AR kamerasını artık işleme almasını istiyorum. AR kamerayı seçtikten sonra arkadaşlar
Buradan geliyorum. Open Vuforia Engine Configuration. Bunu tıklıyorum. Ve biraz önce kopyaladığım lisans numarasını Command F veya Control V ile buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hatta kameranın çalıştığını hemen buradan da bakın hiçbir şey yapmadan görebiliriz. Şu an kamera çalıştı. Artırılmış gerçek kamerası. Çok iyi. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Bizim target, hedef fotoğrafımızı hemen web'e gönderelim. Bakın bunu aldık. Çok iyi. Sanal buton küp küre diye. Şimdi target manager'a gidiyoruz arkadaşlar. Hedefe. Yani fotoğrafımızı buraya ekleyeceğiz. Daha önce sizin projeniz yoksa burası boş görünebilir. Var olan projelerde de değişiklik yapabilirsiniz. Ama biz yeni bir tane daha database ekleyelim. Ve ismi sanal buton küp küre. Device seçiyorum. Sanal buton küp küre. Pardon, şurayı hemen düzeltiyorum. Küre. Sanal buton database diyelim buna. Database. Şu şekilde yaptık. Tamam. Create diyorum. Ve sanal buton küp küre bakın burada geldi ve device'da olduğu belli. Target'ın bakın sıfır olduğu gözüküyor. Hemen onu tıklıyorum. Evet, şu an target'ım yok. Hemen add target diyorum. Choose file diyorum. Ve ben bunu Dolans içerisindeydi. Bakın burada hemen küp küre isminde olacak. Resmi geçtik mi? Küp küre, evet bakın küp küre. Bunu alıyorum. Open diyorum. Buna bir height veriyorum. 5 birim olsun. Bu birimin boyutuna göre artırılmış gerçeklik ortamdaki boyut belli oluyor. Bir veya daha küçük bir şekilde şey yaparsanız bayağı zoomlamak gerekiyor. Ben bunu genelde 5 veriyorum. Add diyorum ve target'ın, hedefin Vuforia içerisine upload edilmesini bekliyorum. Bu indirme internet hızınıza göre değişebilir. Şu an birazcık benim bağlantıda bir yavaşlık var arkadaşlar. Bunun çok seri bir şekilde inmesi gerekiyor aslında. Şu an benim internet bağlantımda birazcık yavaşlık var ne yazık ki. Evet, burada refresh yaparak kaç yıldız aldığını görebiliriz arkadaşlar. 4 yıldız almış, fena değil. Bir de isterseniz bunu tıklayarak bizim biraz önce de bir önceki videoda da bahsettiğim haliyle bakın show features diyelim. Bakın dikkat ederseniz şuradaki featureslar ve bizim küp ve küre koyacağımız alanlardaki featureslar oldukça özellikler fazla. Buna özellikle dikkat etmenizi vurgulamıştım arkadaşlar. Bu şekilde olursa tespit edebilir. İsmini şey yaptık. Tamam, çok güzel. Tekrardan sanal butonu üzerine tıklayarak geri gidiyorum arkadaşlar. Tek bir resim olacak. Dolan database all diyerek zaten bir tane olduğu için hemen onu seçecek. Buradan Unity editörü seçiyorum ve Dolan diyorum. Evet. Şu an sanal butonu paketi indi. Hemen projeme geri dönüyorum arkadaşlar. Ve burada
Ben bir tane target ekleyeceğim. Fakat ilk önce database'i indirmem gerekiyor. Assets tıklıyorum. Import package, custom package diyorum. Ve yine Dolphin'ın içerisinde bakın sanal buton. Hemen onu bulalım. Sanal buton küp küre database. Evet, bu open diyorum. Ve bunun içerisinde bakın küp küre diye bilgi geldi. Tamam, çok iyi. Import diyorum. Ve bu haliyle şu an import edildi. Dilerseniz video çok uzun olmasın. Bir sonraki videodan itibaren de target hedefimizi alarak işlemlerimizi yapmaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.